CBS yeniden yapılandırma projesi konulu sunumlarını yapmak üzere Enerji firmasından Sayın Aziz Pekdemir ve Sayın Seda Karalı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Ben yine sonuna doğru işaret edeceğim, merak etmeyin. Şöyle ileri. Okey. Tamamdır. Herkese merhaba. Güzel bir kalabalık var. Burada kendim ve ekibim adına olmaktan mutluluk duyuyorum. Projemiz CBS yeniden yapılandırma projesi. Gerçekten biz süreçleri yeniden bir gözden geçirdik. Bu projeyi bizle birlikte yapan Başar Soft ailesine ve güzel davetleri için de tekrardan bütün ekibe teşekkür ederim öncelikle. Evet. İlk önce kendimden biraz bahsedeyim ve sonra şirketimizden ben projenin kapsamını anlatacağım. Daha sonra önemli detayları da ekip arkadaşım Aziz Bey anlatacak. Seda Karalı, Enerya Enerji firmasında Bilgi Teknolojileri Departmanı'nda proje ve süreç geliştirme müdürü olarak görev yapmaktayım. Enerya şirketimiz 10 şehirde 30 yıllık gaz dağıtım lisansına sahip. Yaklaşık 54 ilçeye gaz götürüyoruz. Bu da aslında Türkiye nüfusunun %12'sine tekabül ediyor. Gaz arzı olarak da %6'lık dilime giriyor. Baktığımızda 2003 yılından itibaren faaliyet göstermekteyiz. Ortaklık yapısı olarak %70 STFA, %30 da Partners Group şirketi. Bu büyük operasyonu yaklaşık 700'e aşkın personelle gerçekleştiriyoruz. Abone olarak da 1 milyon 400 bin aboneye ulaşmış durumdayız. Kapital listesinde de ilk 200 şirket arasında şirketimiz yer alıyor. Biraz daha sayılarla baktığımızda biz Aramesa diyoruz, şehirlere gaz basıncını düşürme istasyonları 45'e ulaştı. Türkiye'de de bir ilk LNG ve CNG tesislerimizde 10 tane şu anda. Müşteri istasyonlarına kadar da 547 tane de müşteri istasyonumuz bulunuyor. Biraz da şebeke yapımıza bakalım. Toplam çelik boru olarak 1180 kilometreye ulaştık. Polietilen boru 8180 kilometre ve servis hattı olarak da baktığımızda 3450 kilometreye ulaşmış bulunuyoruz. Biz aslında 2003'ten itibaren birçok güzel başarılara imza attık. Ama bu dönüşümün en önemli adımlarından biri de 2013 yılında faaliyete geçirdiğimiz bir ERP projesi oldu. Bu bizim için önemli, kritik bir adımdı dijitalleşmenin, süreçlerin dönüşümü adına. Bu yıldan itibaren koşar adımlarla hem IT ekibi olsun, hem diğer operasyon birimlerimiz olsun birçok çalışmayı paralel yürüttük ve bunun karşılığında da güzel ödüllerle taçlandırdık. Biz Enerya olarak her zaman büyüme odaklı. Biliyorsunuz enerji sektörü de son zamanlarda zaten geniş bütün Türkiye'ye yayıldı. Biz büyürken hem müşterilerimize hem çalışanlarımıza da değer katan bir şirket olmayı hedefledik. Ve Türkiye'nin de lider enerji markası olarak da vizyonumuzu oluşturduk. Bu vizyon doğrultusunda biz bu projeyi başlarken bazı hedefler koyduk kendimize. Amacımızdan en önemlisi de müşterilerimizin karşısına doğru bir adres veri yapısıyla ortaya çıkmaktı. Bazı tabii sıkıntılar oluyor, biliyor. Özellikle abonelik işlemlerinde adres uyuşmazlıklarından kaynaklı. Biz de bu projeyle birlikte ulusal adres veri tabanıyla uyumlu bir hale gelmeyi hedefliyoruz. Mevcutta aslında yıllardır kullandığımız CAD tabanlı bir ürün var, harita programı var. Fakat CBS'nin ana çizim ve veri kurallarını içerecek yapılarda eksikliklerimiz vardı. Bu da hedeflerimizin arasında yer almakta. Sadece dedik ki harita ekibi bu programı kullanmasın.
Gerek müşteri hizmetleri, gerekse sahadaki ekiplerimiz de harita verilerine ulaşabilsin. Bunun için de bir çoklu veri platformu yapısı olsun istedik bu projemizde. Tabii ki olmazsa olmaz farklı uydu görüntü atlıklar kullanalım. Bizim ERP ve non-ERP onlarca ürünümüz var. Bununla doğru bir veri akışı, canlı, online bir veri akışı olsun istedik. Ve tabii ki de projemizde önemli bir adım var. Bizim 10 tane şehrimizde farklı bölgesel koordinat sistemleri olabiliyor. Bunun için de tek bir merkezi yönetim olarak tek bir koordinat sistemine geçelim istedik. Bu hedefler doğrultusunda bir kapsam belirledik. Çok kısa zamanda, yani 2019'un bu yılın başlarında ürünlere baktık, araştırdık ve bir kapsam ortaya çıkardık. Bunun içinde bizim hedeflerimizi en iyi karşılayacak, optimum çözüm sunan Başarsoft'un ürünü, MapInfo'nun ürünü ve Doğabiz ve Web modülünü tercih ettik. Burada daha önce de bahsettiğim gibi abone işlemlerini, saha işlemlerini, örneğin bizim acil ekiplerimiz ve bakım onarım ekiplerimiz sahada 7/24 çalışıyorlar. Bunları haritada takip edebilmek, adres ve şebeke yapısıyla doğru bir şekilde operasyonumuzu yürütebilmek çok önemli. Kapsamımıza bu kısmını da soktuk. Uçtan uça bir SCADA entegrasyonumuz var. SCADA sistemiyle de entegre olsun. Karşılıklı veri akışı sağlasın istedik. Tabii ki en sonda karar verme mekanizması olarak da raporlama, analizler, çeşitli tematik haritalamalar istedik. Ve bu şekilde proje kapsamımızı belirlemiş olduk. Bu kapsamda yola çıkarak Haziran ayında Başarsoft ailesiyle el sıkıştık. Projeyi planlandırdık. Yaklaşık görüyorsunuz 10 aylık bir süre. Kapsam çok geniş, çok fazla kullanıcımız var. 10 tane şehrimiz var dedik. 50'ye yakın harita ekibimiz var, ofiste çalışan. Bunun dışında sahada çalışanlar da var. Bunun için biraz fazlandırmak istedik projeyi. Ve ilk fazımızı da biz de 11/11'de güzel bir fidan dikerek aslında Antalya pilot bölgemizi canlı alarak gerçekleştirdik. Tabii ki bu dönem içerisinde biz tekrardan veri tabanını tasarımı yaptık, fonksiyonel tasarımları gerçekleştirdik. En önemlisi de veri migrasyonu yaptık burada, ciddi anlamda. Onun detaylarını Aziz Bey biraz anlatacak. Ve 11/11'de biz pilot bölge Antalya'yı devreye aldık. Şu anda Antalya ekibimiz Doğabiz kullanıyor. Daha devam eden bir projeyi sizlere anlatıyoruz. Çünkü Şubat ayında bütün illerimizi biz canlı alacağız. Aynı zamanda hedeflediğimiz tatbikat, hali hazır, 3 boyutlu görüntüleme gibi diğer modülleri de devreye almayı planlıyoruz. Mart ayında ise artık diğer kalan çalışmaları devreye alacağız. Burada tematik haritalama, raporlama kısımlarında da bizim karar verme fonksiyonlarımızı destekleyecek altyapıyı hazırlayacağız. Proje ekibimiz yaklaşık 20 kişiden oluşuyor. Tabii ki fazlara göre bu sayı artabiliyor yeri geldiğinde. Şu anda dediğim gibi Antalya bölgesi kullanıyor ve biz hiç durmadan diğer fazları devam ediyoruz. Bundan sonra birkaç detay içinde Aziz Bey sizlere aktaracak. Teşekkürler. Merhabalar herkese. Aziz Pekdemir, Enerya Enerji AŞ'de Yatırım Denetimleri ve CBS Müdürüyüm. Burada devam etmekte olan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Ortasında, hemen hemen ortasındayız şu anda. Süreç tamamlanmadı. Tabii ki sürecin tüm detaylarını burada anlatamayacağız ya da projenin tüm detaylarını. Bazı farklı gördüğümüz, önceki yapıdan farklı olan kısımları anlatmaya çalışacağız. Burada biz 2003 yılından itibaren yaklaşık 16 yıllık bir süreç içerisinde karşılaştığımız zorlukları, sıkıntıları ve bundan sonra gereken beklentilere göre, değişikliklere göre nasıl esnek bir yapı oluşturabiliriz ve nasıl daha yönetilebilir bir coğrafi bilgi sistemi kurabiliriz şeklinde düşünerek tasarıma başladık.
Affedersiniz. Seda Hanım da bahsetmişti. Bizim bu projeden önce bekleyen bazı işlerimiz de vardı aslında yapmak istediğimiz. Bu proje kapsamında hepsini bir bütün olarak ele aldık. Koordinat dönüşümü bunlardan biri. 10 bölgemizin 8'i farklı koordinat sistemindeydi. ED50 olarak çalışıyordu. Tümünü ITRF koordinat sistemine bu proje kapsamında geçirdik. Merkezi yönetimin kolaylaşması, tüm bölgelerin tek bir Türkiye haritası üzerinde görüntülenebilmesi için koordinat sistemi dönüşümlerini gerçekleştirdik. Adres yapısında yine bekleyen ve Türkiye'de değişen işte ilçe, mahalle, cadde, sokak sınırları isimleri vesaire sebebiyle güncellemekte zorluk çektiğimiz konulardan biriydi. Mevcut sistemimizde 20 milyonun üzerinde veri bulunmakta. Bunların hepsinin migrasyonu proje kapsamında gerçekleşmekte. Aynı zamanda Başarsoft'tan aldığımız adres verileriyle UAVT uyumlu hale getirilmekte. Yine şebeke yapısında giderek büyüyen ve veri sayısının arttığı bir bilgi sisteminden bahsediyoruz. Burada yeni ilçelerin ilave edilmesinin bir yana, imalatların artması ve beklentilerin artması yönetmesi zor bir coğrafi bilgi sistemi haline dönüşmesine sebep oluyor. 42 milyonun üzerinde şu anda şebeke verimiz mevcut. Yaklaşık 13 bin kilometrelik hat imalatımız var. Burada özellikle daha kolay yönetilebilir, belirli kurallar çerçevesinde işleyen bir veri tabanı kurmak üzerine çalıştık. Çoklu veri girişi anlatmak istediğimiz burada konulardan biri. Burada çoklu veri girişiyle coğrafi bilgi sistemlerine veri giriş kanallarını arttırmayı hedefledik. Veri girişi işte harita çizimi ve veri girişi aslında CBS ya da etüt proje departmanlarının yaptığı bir iş. Bunun dışında kendilerine ait olmayan verileri de girmeleri gerekiyor. Ve bu verilerde tutarlılık sağlanamayabiliyor. Veri kalitesi düşebiliyor. Aynı zamanda bu verilerin ve coğrafi bilgi sisteminin diğer departmanlar tarafından da daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla verilerin web arayüzü ile sahibi tarafından, istenen departman tarafından, bunlar işte operasyon, SCADA, müşteri hizmetleri, satış, pazarlama departmanları tarafından bazı verilerin girebileceği bir arayüz tasarımı yapıldı ve uygulamada şu anda Antalya'da. Ve yine büyüyen bu şebekeyi, veri tabanını ve coğrafi bilgi sistemini veri girişinden, harita çizmekten zor olan veya en az onun kadar zorlayan kontrol etmesi, veri kalitesinin arttırılması, tutarlılığın sağlanması konularında Başarsoft projesiyle oldukça fazla kural koyduk, sınır koyduk. Veri girişinde zorunlu alanlarımız en başından disiplinli bir şekilde veri girişini sağlıyor. Çizim kuralları çizimin yapılmasında sürekli verdiği uyarılarla çizimin yapılmasında olası hataların önüne geçiyor. Veri giriş kuralları aynı şekilde. Tüm bu başlıklar için farklı kapsamlarda kurallar bütünü oluşturduk ve şu anda yavaş yavaş hayata geçirmekteyiz. Hepinize teşekkürler. Çok. Biz çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine şöyle bir yolculuğumuz olacak ortaya doğru. Efendim Sayın Aziz Pekdemir ve Sayın Seda Karalı'ya plaketlerini takdim etmek üzere de Başarsoft Genel Müdürü Sayın Tuncay Küçükpehlivan'ı sahneye rica ediyorum. Buyurun efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ediyoruz emeklerinize, verdiğiniz bilgilere sağlık efendim. Sağ olun.